Değerli izleyiciler, T24'ten önemli bir haber aktaracağım. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun yazısını alıntılamış T24. Erdoğan'la görüşen Kasımpaşalı Amiral Tekke'de gözlemli apoletli isimli haberimiz de YouTube kanalımızda vardı. Daha önce Yansın TV'nin haberini yorumlamıştı konuyla ilgisi olduğu için bir kez daha belirtiyorum. İşte haber. T24 Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu yazdı. Erdoğan'la görüşen Kasımpaşalı Amiral. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 103 emekli amiral bildirisinde imzası olan ve gözaltına alınan Atilla Kezey'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Gülen yapılanmasına ilişkin olarak iki kez görüştüğünü yazdı. Terkoğlu yazısında bugün gözaltında olan Atilla Kezek kumpas davaları sürecine onur istifası veren amirallerden biriydi. Çiğdem Hanım 15 Temmuz gecesi Foça'da Deniz Kuvvetleri Komutanı'na ait restoranda amiraller Aydın Şirin'le Asat Nihat Doğan'ın davetlisi olarak ailece yemek yediklerini anlattı. Bu sırada darbeci silahlı askerler masaya gelmiş, görev başındaki komutanlar Şirin ve Doğan'ı silah zoruyla esir almıştı. Çiğdem Hanım, eşinin amiralleri vermemek için elinden geleni yaptığını, sonrasında ise bulunduğu yerde darbeyi durdurmak için çabaladığını söyledi ancak. Çiğdem Hanım, eşim emekliydi. Daha ne yapabilirdi? O yapacağını daha önce yaptı dedi. Haksız mı? Kasımpaşa ile bilinen Kezek Erdoğan henüz başbakanken, kendisinin de üzerine üniforma varken şahsi inisiyatifiyle randevu isteyip iki kez Erdoğan'la görüşmüştü. Biri 1 Mayıs 2012'de Ankara'da Başbakanlık binasında, öbürü 20 Temmuz 2013 günü İstanbul'da Dolmabahçe ofisinde Erdoğan'a TSK'da Fethullahçıların nasıl örgütlendiğini, örgütün kumpas davalarla niye hedeflediğini anlatan Kezek, somut bilgi ve belgeler de sunmuştu. Buna rağmen Kezek'in anlattığı Fethullahçı dönüşüm tam gaz devam etmişti. Tasfiyeler gerçekleşmiş, FETÖ'nün adım adım orduyu ele geçirmişti. Kezek elinden geleni yapıp yine de çaresiz kalınca hapisteki arkadaşlarına yapılan protesto ederek onur istifası vermişti ifadesini kullandı. Terkoğlu şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanlığından gelen telefon. Çiğdem Hanım 15 Temmuz'dan birkaç gün sonra eşinin Cumhurbaşkanlığından arandığını anlattı. Saraydaki kritik bir isim Kezey'i davet ediyor, örgütle mücadele stratejisi için yardım istiyordu. Yıllar önce görev başındayken Erdoğan her şeyini anlatan Kezek, gerçekleşen darbenin görünen köy olduğunu düşünüyordu. Bunun kırgınlığını da taşınıyordu. Kezek buna rağmen 25 Temmuz 2016 günü saraya gitti. Yıllar önce anlattığı tabloyu yeniden saatlerce anlattı. Görev başında FETÖ'yle mücadele ettiler, hedef alındılar, hapsedildiler, tasfiyeye uğradılar. Anlatmaktan hiç vazgeçmediler. Kimi emekliyken, kimi görev başındayken kendilerine kumpas kuranların gerçekleştirdiği darbeye direndiler. Geçen hafta da ülkeyi bir borç olarak gördükleri Montrö açıklamasını yaptılar. Yıllar önceki gibi yine gözaltına alındılar. Medyada linç edildiler. Yetmedi, her gün terör tehdidiyle aldıkları halde korumaları iptal edildi. Kapılarını çalan memurlar ellerine tebligat tutuşturdu. 15 gün içinde lojmanları boşaltın denildi. Bütün günahların suç ortakları, bir de milletin yanında yer almadılar diyor ya, siz kendinize yeni bir geçmiş yaratmak için milletin arkasına saklanıyor olmayasınız diye soruyor yazar. Değerli izleyiciler, FETÖ tarzı Türk ordusuna karşı yeni bir kumpasla mı karşı karşıyayız? Gelişmeleri beraber takip edeceğiz. Bildirimleri açmayı, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın, esen kalın.